kurabiye tarifine göre her 2 bardak un için 3 bardak yulaf ezmesi kullanılıyorsa 9 bardak yulaf ezmesinin kullanıldığı kurabiye için ne kadar un gereklidir? Yulaf ezmeli kurabiye tarifi. Şimdi soru ne diyor bir bakalım. Diyor ki her 2 bardak un için 2 bardak un için 3 bardak yulaf ezmesi. 9 bardak yulaf ezmesinin kullanıldığı kurabiye için kurabiyeler için ne kadar un kullanılmıştır? Şimdi ise 9 bardak yulaf ezmesinin kullanıldığı duruma bir bakalım. Şu şekilde yazalım. 9 bardak yulaf ezmesi. Sonra da size üzerine düşünmek için birkaç farklı yöntem göstereceğim. Sonrasında hangisini kullanacağınız size kalmış. İlk yöntemde kendimize soralım ve diyelim ki, 3 bardak yulaf ezmesi için 2 bardak un kullanıldığını biliyorum. Ama 9 bardak yulaf ezmesi için kaç bardak un kullanılır bilmiyorum. Zaten bize sorulan da bu. Peki, o zaman 3 bardak yulaf ezmesinden 9 bardak yulaf ezmesine geçersek, ne kadar fazla yulaf ezmesi kullanmış oluyoruz? Öyleyse yaptığımız şey aslında 3 katı yulaf ezmesi kullanmak oluyor, değil mi? Yani 3 ile çarpıyoruz. 3 bardak yulaf ezmesi ve 9 bardak yulaf ezmesi. 3 kat fazla yulaf ezmesi kullandık. O zaman unumuzu da aynı oranda kullanmak istiyorsak, yine aynı şekilde 3 kat fazla un kullanmamız gerekecek. O zaman unu da 3 ile çarpalım. Demek ki 6 bardak un kullanmamız gerekecekmiş. İşte sorumuzun yanıtı. 9 bardak yulaf ezmesinin kullanıldığı kurabiye için bu kadar un gereklidir. Diğer bir yöntemde ise bir oran kurabilir ve diyebilirdik ki, 2 bardak un bölü 3 bardak yulaf ezmesi. Eşittir soru işareti. Soru işareti yerine oraya bir değişken koyalım. Ya da neyse soru işareti olarak kalsın. Soru işareti kullanalım. Sadece anlamamız gereken bu oranın soru işareti sayısınca bardak un bölü 9 bardak yulaf ezmesi oranına eşit olduğu. Aslında ben ilk yolu daha fazla seviyorum. Çünkü gerçekten sadece sezgilerinizi kullanıyorsunuz. Eğer yulaf ezmesini 3 katına çıkarıyorsak, onu da 3 katına çıkaralım ki tarifteki oranı koruyabilmiş olalım. Böyle bir denklem oluşturduğumuzda açıkçası biraz matematik yapmış olacağız. Bazıları bunu içler dışlar çarpımı olarak da isimlendiriyor ama içler dışlar çarpımda yine biraz matematik kullanımı gerektiriyor. Zaten aslında neden aynı şey olduklarını şimdi size göstereceğim. İçler dışlar çarpımında, şöyle diyeyim, bu şekilde bir orana sahip olduğumuzda, bu şekilde bir orana sahip olduğumuzda, içler dışlar çarpımı yapacağız. Yani içler dışlar çarpımını kullandığınızda diyeceksiniz ki, 2 çarpı 9, soru işareti çarpı 3'e eşit olmalı. Burası 18 etti. Ve bu da soru işaretimiz çarpı 3'e eşit. Sonuç, bardak sayısı çarpı 3, 18 yapıyor. Peki, 3 ile neyi çarparsak 18 yapar? Bunu aklınızdan yapabilirsiniz değil mi? Sonucumuz 6 olacak. Ya da her iki tarafı da 3'e bölebilirdik ve yine sonucumuz 6 olurdu. Demek ki kutu içindeki soru işaretimiz 6 bardak una eşit olmalıymış. Zaten biraz önce biraz akıl yürüterek bulmuştuk aynı cevabı. Şimdi kendinize şunu soruyor olabilirsiniz. Bu içler dışlar çarpımı dediğimiz şey sezilerimizin hepsini bir anda uygulayarak kullandığımız bir yöntem değil. Buna rağmen nasıl oluyor da işe yarıyor? Bu oran gibi bir orana sahip olduğumuzda nasıl oluyor da buradaki payda ile buradaki payı çarpınca diğer payla paydanın çarpımına eşit bir sonuç buluyoruz? Aslında bu matematikten başka bir şey değil. Bunu gösterebilmek için şu kısmı x ile değiştirip tekrar yazacağım. Daha kolay, daha güzel bir gösterim olacak şimdi. Evet, yazalım. 2 bölü 3 eşittir. Soru işareti yerine x yazıyorum bu sefer. x bölü 9 var. Buradaki miktar, buradaki diğer miktara eşit. Yani sol tarafta yer alan miktara ne yaparsak, her iki tarafı birbirine eşit tutabilmek için Aynı işlemi sağ tarafa da uygulamamız gerekir. Şimdi denklemi veya işlemi biraz sadeleştirip, sağ tarafta x'i yalnız bırakacağız. Peki, burayı neyle çarparsak x'i yalnız bırakmış oluruz? Öyleyse sağ tarafı 9 ile çarpalım. Ama tabii, sağ tarafı 9 ile çarpıyorsak, sol tarafı da 9 ile çarpmamız gerekiyor. Aksi takdirde eşitlik bozulacak. Eğer 9 ile çarpmadan önce eşitseler, eşitliklerini korumak için, her iki tarafı da 9 çarpmamız gerekiyor. Sağ tarafta 9'lar birbirini götürdü ve elimizde yalnızca x kaldı. Sol tarafta ise elimizde 9 çarpı 2 bölü 3 ya da 9 bölü 1 çarpı 2 bölü 3 olur. Kısaca 18 bölü 3, yani 6. Sonuç olarak bu yöntemlerin hepsi kullanılabilir, hepsi işe yarar. Ama bence böyle basit bir problemi her zaman akıldan yapmayı deneyin. Böyle içler dışlar çarpımı, formüller falan filan kullanmanıza gerek yok. Ne dedik? Yulaf ezmesinin miktarını 3 katına çıkarıyorsak, bunu da 3 katına çıkaracağız. Bu kadar basit. Hepsi bu.